Herkese yeni bir Beyza Hanım Free Fire dereceli maç videosundan selamlar, sevgiler. Videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videolarımızda çok güzel bir şansla çıkarmış olduğumuz bu canavar kostümüyle 1v2 maç paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Umarım eğlenceli, keyifli, bol bol heyecanlara şahit olduğumuz bir video olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Benim canım takipçilerim, videomuza çok kısa bir ara veriyorum. WhatsApp.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas yüklemelerinizi hem uygun fiyatlı hem de güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. 125 elmastan 2750 elmasa kadar burada elmaslarınızı yükleyebilirsiniz. Öncelikle hesabınıza istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiye yüklemesi yapıyorsunuz. Ardından istediğiniz elmas tutarını satın al diyerek siparişinizi oluşturuyorsunuz. Siparişlerinizin alt kısmında bir e-pin kodu bulunuyor. Bu e-pin kodunu GGTOP'a yapıştırarak ID'niz üzerinden hesabınıza elmasınızı aktarabilir, keyifli bir şekilde harcayabilirsiniz. Açıklamaya hesap.com.tr'nin kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kaydolabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Hepinize iyi seyirler. Atlayışımızı da buraya yaptık. Ben yine çeneye tutuldum. Atlayışımı buraya yaptım. Birazdan yukarı pike çıkarız diye düşünüyorum. Merhabalar. Beyza Hanım geldi. Gelemiyor. İçeride gördüm. Hayır. Sen buraya gel. Bir öl bakayım. Gördüm. Buzumuz yok. Tehlikede miyiz? Tehlikedeyiz. Burası peak. Yanlış yere attık. Gördüm. Geldi. Yanıma da indi. Hoppa! Şeytan Bey aklını alırlar. Gelir mi? Oraya attı kendini. Team Wipeout. Ay burada adam var. Çekti silahı. Ben bir tedirgin oldum. Ufaktan bir uzaklaşacağım. Çantam niye görünmüyor ya? Ay şimdi fark ettim. Çanta görünmeyi kapatmışım arkadaşlar. Tüh. Of, en sevmediğim şey. Buradaydı adam. Geldi. İki kişiler. Hayır ya. Of ya, nereden çıktınız? Oluyor arkadaşlar. Talihsizlikler de oluyor. Şanssızlıklar da oluyor. Maalesef oluyor. İkinci maçımız. Kostümün hakkını verelim dedik. Veremedik ama bu maçta vereceğiz inşallah. Mil'e atladık. Tabii Mil'den sağa çıkarsak. Ki 4 kişi var. İnemedik. Hop, hello. Sen bir git. Adam geldi. Team Wipeout. Goodbye. Hayır. Hayır ya, defolun gidin yanımdan. Allah Romeo, Allah seni bildiği gibi yapsın Romeo. Triple kill. Geldi. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Çok iyi canlı arkadaşlar ya. Nerede o? Kitimiz de yok ha. Yukarıdan bir yerden mi sıktı? Buz da yok, kit de yok. Hadi yaşa, yaşayabilirsen Beyza Hanım. Böyle oluyor işte. Aşağı doğru ineceğim valla. Eyvah.
Hemen can, hemen can lütfen. Seri, seri, seri. Bu kanunsuzun arkadaşı. Gel gel. Goodbye. Bunlar onlar mı? Değil herhalde. İyi iş çıkardık arkadaşlar. Bak 5 kille çok güzel bitirdik burayı. Ben pike girmekte pek kararlı değilim. Deyip koşa koşa pike gidiyorum yalnız. Hani ölmek istercesine, anlatabiliyor muyum? Bak bak, Romeo'yu geri kaldırmışlar. Bizim vurduğumuz Romeo değilmiş. Ha, adam var. Hem de çift. Burada. Topuk yapmam lazım. Onlar hala oradalar arkadaşlar. Peak'te durmak pek bana mantıklı gelmiyor şu an. Çok üzgünüm. Nerede? Orada. Tam önümde. Hop. Goodbye canim. Ben alana gidiyorum. Ay, teleferikte yakalanmak istemiyorum kimseye. Adam var. Benim neden dürbünüm yok ya? Bak bak. Çatıya uçmadın inşallah. Hayır. Neden benim soluk şeyim yok, cihazım? O ne yaptı? Arkadaşını kaldırmak için girdi herhalde. Bu, aa, gördüm. Hayır. Ay hayır ya, olamaz ya. Ben ne yapıyorum ya? Ben gerçekten ne yapıyorum? Aa. Gerçekten. Şaka gibi yani, böyle bahtsız bir insan olamaz arkadaşlar. Ben kendi elimle kendi mezarımı kazıyorum. Bir maç daha var. Var yani. Aa. Çok da güzel ilerledik. Neyse, olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Hadi. Üçüncü maç. Hadi bakalım. Bu maçta da birkaç heyecan istiyorum yahu. Ama talihsizlik ve şanssızlık istemiyorum. Vallahi bile isteği olmuyor arkadaşlar. Gerçekten. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ya. Adam can toplayacak falan diye bekledim ama toplamadı. Bizi de öyle ebelek gibi açıkta görünce tabii ki sıktı yani. Ne yapacak sıkmayıp? Seni Allah ne yapmasın. Öldük. Ha! Ay, neydi neydi, ne yaptık biz? Geldi beyler, tek tek gelin, tek tek gelin. Çift çift gelince olmuyor. Gördüm. Anam, MP5'le düşürdük ya adamı. Bir an elinde Scar var sandım. Adam var. Kında düşman var. Team Wipeout. Goodbye beyler. Kendinize çok cici bakın. Sen gittin ama örümceğim burada kaldı beyefendi. Yeni kalkmış, tamam. Ölmüş adamın örümceği niye bana etki ediyor ya? Adam öldü, örümceği şey yapıyor, intikam almak için uğraşıyor arkadaşlar. MP5'le devam edelim ya. Bak geldiler, bana geliyorlar. Bana geliyorlar, Allah'ım ya Rabbim. Ebe edepsizler. Sakın. Bunlarla hesaplaşacağım arkadaşlar. Ama önce alan. Çünkü risk yani şu an. Bunlar araçla gidiyorlar. Hayır. Hayır ya. Sessiz sessiz geldi ya. Ay, inanamıyorum ya. Arkadaşlar, vallahi okuyun, üfleyin beni bir, tamam mı? Çok ciddiyim yani. Battle.
Ben artık bu videonun başlığını maçlarda yaşadığım paranormal olayları sizlerle paylaşıyorum olarak belirlemek istiyorum. Çünkü gerçekten ben kırmızı işaretli düşmanların aracının olduğu aracı arkamda kocaman bir canavar kamyon olarak görmeyi hayal etmiyordum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Aracı gördüm ve aman tanrım neler oluyor dedim. Cidden şaka gibiydi. Bakın yaşadığım şeyler hiç normal değil. Orası ayrı. Video çekememek de ayrı sinir bozucu. Adamlar. Gel gel. Gel hadi. Bir de yanıma adam bırakmaz mı? Seni arkadaşın kurtarsın, iyi mi? Yakın mesafe silahımız yok. Bu arkadaşlarımız güçlü. Kaskımız yok. Endiriyor. Ay siz ne yapıyorsunuz öyle yahu? Beyler ve bayanlar. Manitasını kurtarmak için çabalayamadı arkadaşlar. Çünkü dondu kaldı. Neden dedi ki öyle bir headshot yedim ki dedi kız. Bittik dedi, kaç dedi, kaç. Yoksa seni de yakalar. Bu minik hanım seni de yakalar. Aha mayının patladı. Nereye kurduk biz o mayını? Şuraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sanki geride gibi. Hadi. Team Wipeout. Arkadaşlar, yavaş gelin. Şimdi bir şey diyeceğim. Kendime nazar ekleme arkadaşlar. Diyeceğim ki maşallah çok güzel gidiyoruz. Püpü püpü püpü. Ama her anda böyle bir şeyler olabilir gibi geliyor. Çünkü korkarak oynuyorum açık ve net söyleyeyim. Yani onca talihsizlikten sonra şu an 6 kille birkaç takımı yedik. Gayet güzel. Farkındaysanız oynuyoruz yani. Güzel işler çıkarıyoruz. O yüzden bu videoya bana moral motivasyon olması açısından like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. O kadar talihsizliğe sizlerin like bana ilaç gibi olsun efendim. Birinci maç Nanay. İkinci maç Nanay donuk flash olayı. Üçüncü maç sessiz canavar kamyon olayı. Nanay. Artık hani dördüncü maçta da gördüm. Hayır. Gel. Dur 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 dur. Kankisinin intikamını alayım derken bizi nanay edecekti vallahi. Çok iyi gidiyoruz kız. Beyza. Bak böyle duruyoruz duruyoruz arkadaşlar. Bir maçta başarıyoruz. Mesela eskiden olsa ben o 3 ayrı maçı bu videoya eklemezdim. Ya da 2 ayrı maç mı? İşte hangisi oluyorsa. Eklemezdim. Direkt bunu paylaşırdım. Ama artık o kadar sizlerle samimiyetim var ki her videomu sizlerle paylaşabiliyorum. Bu samimiyetimize bayılıyorum. Hiç kendimi riske atasım yok. Adam. Buradan sıkmayacağım onlara. Niye olmuyor ya? Niye almıyor adamı? Şimdi kafa gitmiyor silah.
Beni mi sıkıyorum? Hayır. Ay hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır ya. Ah, delirmelik. Bak bir de bana gülüyorlar. Ah sizi ne yapayım ben? Kız sizi ben ne yapayım kız? Gerçekten çok sinir bozucu. Aa, köpek gibi peşlediler ya. Ay bir şey diyeyim mi? Lobide ifade yapıyorlardı bana. Köpek gibi peşlediler yemin ederim bak. Uf, neyse bu da çok güzel bir maçtı. Atalım mı bir maç daha? Çok sinirlendim. 7. olduk. Aa bacılara bak sen. Bacılar beni gözüne almış. Nasıl peşliyorlar? Neyse arkadaşlar ya kötü bir şey oldu, bitiş oldu yine bizim için de. Bir maç daha gireceğim. Evet. Bence bu kadar yeterli. Gerçekten yeterli arkadaşlar. Bence eğlenceli maçlardı, heyecanlı maçlardı. Kısa kısa kesitler gibi bir şey oldu bu maçlar. Ama olsun. Hiç problem değil, hiç sıkıntı değil. Siz Beyza Hanım'la eğlendiyseniz zaten gerisi hiç önemli değil arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olmuştur sizler için. Yeni videolarda görüşene dek hepinize kucak dolusu sevgilerle hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.